sofrasına. Buyurun dostlar, buyurun Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar, buyurun Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar, buyurun Halil İbrahim sofrasına. Tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan en lezzetli, en köklü yemeklerin diyarı Çorum'dayız. Lezzet yolculuğumuz başlıyor. Yavaş yavaş muhtarıma geliyorum. Havaylarla geliyorum artık. Muhtarım durmuyor. Maşallah maşallah. Nasılsınız hanım, iyi misiniz? Şöyle kendimi şöyle bir sıcağa atayım. Buyurun. Yumurtalar nerede? Hani yumurtlamamışsınız ya, böyle tembellik olur mu? Ya ne yapıyorsunuz? Allah! Hem yumurtlamıyorlar, hem şımarıklık yapıyorlar. Burada ne oluyor? Göster, 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 göster. Göster kameraya, bu ne? Bir gün önce başlıyorsunuz yemeği hazırlamaya. Ve yanında usta duruyor. Aynı şekilde harlıyor ateşi. Sürekli böyle aman ateşi kesilmeyecek yani bunun altından. Türkiye'de en çok sevdiğim yemeklerden bir tanesidir İskilip dolması. Onun arkadaşları var. Hasan ustamla beraber hazırlayacağız. Efendim 7000 yıllık tarihe sahip olan Leblebi'nin ana vatanı Çorum. Bak ilk defa kuzuyu unuttum, manzaraya kaldım. Ne kadar güzel bir manzaramız var. Evet, çok güzeldir. Ayrılmayın. Tariflerle az sonra teyzelerimle, ablamla birlikte karşınızdayız. Yavaş yavaş muhtarıma geliyorum. Havaylarla geliyorum artık. Muhtarım durmuyor. Maşallah maşallah. Nasılsınız Yusuf abi? İyiyim valla. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Çok güzel bir yer. Uğurlu'da bağlı Ambarcı köyündeyiz. Ambarcı köy dedim, çeltiyle meşhurdur. Tabii. Çok fazladır. Başka hayvancılık falan? Ambarcı köyü çiftçilikle geçiniyoruz. Arpa, buğday, ayçiçeği, çeltik ağırlıklı. Ayçiçeği de mi oluyor? Ayçiçeği de yiyoruz. Çitlemek için mi, yağlık mı? Çitlemek için de yağlık da var. İkisi de var. İkisi de var. Ellerinize sağlık. Sağ o zaman. Hı. Şimdi annelerimize de biraz sohbet edelim. Tamam. Yemeklerde neler varmış? Bugünkü çeşitler nelermiş? İzleyicilerimize tarifler vereceğiz. Oraya doğru gidelim isterseniz. Evet, teşekkür gidelim. Ediyorum Yusufa'cığım. Sağ olun. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Ellerinize sağlık. Nereye? Yemek yapmaya mı? Kaçmayın. Kaçmaya gidiyor. Yok şimdi değil. Şimdi önce anlatalım. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, hamdolsun. Çok iyi, teşekkür ederim. Şimdi bu güzel köyümüzde hangi yemekler çok meşhurdur? Çok çalışkansınız. Çeltik evet. İşi kolay iş değildir. Evet. Evet. Bu işi yapan hemşerilerim öyle hiçbir şeyden yılmaz. Üşenmezler ya da erinmezler. Öyle denir değil mi? Evet. Erinmezler. Çok çalışıyor. Şimdi pilavla yani pirinçle alakalı çok yemek vardır eminim. Evet. Çeşidimiz çok. Her ne var mesela? Ne var mesela? Neler var? Mesela yaprak dolması. Sarmamız var. Lahana sarması. Biber doldurduk. Biber dolmamız kas kestik, var. Pişirdik. Kası da doldurdu mu? Nasıl olsa çertik çok. Evet. Pirinç. Kestik. Kapamamız var. Kapama. Evet. Helvamız var. Kuzu dolmamız var. Kuzuyu gönderiyor. Kuzu gönderdik. Her şey çok. Yeter, yeter. Çok. Yoksa iki hafta burada kalacağız. Bulgur köftemiz. Bulgur köftesi. Bulgur da var yani. Bir pilavı yapacak, bulgur pilavı. Ya efendim duydunuz, menü geniş. Üstü gazlı. Altı sazlı. Şimdiden ellerinize sağlık. Başlıyoruz efendim. Hazırsanız müthiş yemekler bizi bekliyor. Hepsi tarihi çok eski yemekler ama çok lezzetli. Ben biraz köye geçeyim.
Ben biraz köy gezeyim o zaman. Tereyağlı. Bakalım şimdi bu tereyağları nasıl hazırlanıyor? Bu hazırlıklar nasıl yapılıyor? Ben onlara göz gezdireyim. Evet. Siz de masaları donatmaya başlayın. Evet. Az sonra tariflerle karşınızdayız. Damdan kuzu kokusu geliyor, hayret. İlk defa. Evet, damda kuzu çeviriyorlar. Çorumlu hemşerilerimiz kuzu çevirmenin ustası, profesörü. Çevirmedikleri yer yok. Aslında damda çevrilen kuzu bence çok güzel olur. Çünkü ısıyı muhafaza ediyorlar orada. Gidelim bakalım. Sohbet edelim. Tadına bakar mıyız bilmiyorum hala pişti mi. Buyurun. Kolay gelsin efendim, kolay gelsin. Nasılsınız efendim, iyi misiniz? Şöyle kendimi şöyle bir sıcağa atayım. Buyurun. Burada hep damda mı çeviriyorsunuz bu kuzuyu? Havanın soğuk olduğu dolayısıyla dışarıda pişmediği için buraya meşhur olduk. Buraya konduk. Havanın evet burada soğuk daha oldu. Böyle sıcak olmasının sana faydası var. Evet. Kuzuya faydası var mı abi? Var. Daha mı yumuşak olur? Tabii. Çorumlu hemşerilerimize dikkat ediyorum. Mesela eğer restoranlardaysa önüne cam koyuyorlar ısıyı muhafaza etmek için. Evet. Dışarıdalarsa bir kayanın mutlaka yanına yaslıyorlar. Evet. Ve ateş de duvardan kuzuya doğru geliyor yani. Evet aynen. Çorum'da kuzu tam alttan pişmiyor. Ateşi, közü tam altta değil. Yandan alıyor ateşi, yağı da saclara ve tavalara akıyor. Tirit, tirit. Tirit mi yapacağız? Nasıl tirit. Yani? Tiritte bandırma meselesi mi var şimdi? Evet. Ya o yağ kullanacak mısın? Evet. Kuzu, ekmeği de banabilir yani. Ekmeği bana banabiliriz. Tabii aynen. Yağı da değerlendiriliyor. Aynen. Şu an kemiklerim ısındı. Burası kuzu çevirmek için en güzel yer bence Çorum'da. Ellerinize sağlık. Kuzumuz çok güzel dikilmiş. Afiyet olsun. İncikleri herhalde ceplerinde mi? Evet. Kenarlarına ceplerine yerleştirilmiş. Evet. Güzel bir şekilde bağlanmış. Evet. Ve dikildi yani dikildi. Dikildi. İçindeki su tuzla beraber dönüyor. Dönüyor. Elinize sağlık şimdiden. Afiyet çok güzel olacak. Yaklaşık iki saati var daha galiba. Var iki saat var. İki saati var. İki saat var. Elinize sağlık şimdiden ustam. Teşekkür ediyoruz. Kuzumuz pişiyor. Biz güzel köyümüzü gezmeye devam ediyoruz. Kolay gelsin. Buradalar. Merhaba kümes milleti. Yumurtalar nerede? Hani yumurtlamamışsınız ya, böyle tembellik olur mu? Allah bismillahirrahmanirrahim. Ya ne yapıyorsunuz? Allah. Hem yumurtlamıyorlar hem şımarıklık yapıyorlar. Burada ne oluyor? Çörek oluyor. Bir dakika bakayım o ne, ne gidiyor? Göster, 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 çörek. Göster. Göster kameraya, bu ne? Çörek. Çörek mi? Sacarası çörek. Sacarası. 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 İkisi de çörek. İki saçta olur bu, tek saçta olur. Aa, altı pişecek yani. Altı pişecek. Altı pişiyor, sonra çevriliyor. Üstü çevriliyor, üstü de böyle kızarıyor. Hazırlanıyor. İşte böyle ablalarımız oradan alıyorlar. Hafif akışkan, akışkan bir hamur değil mi bu, mayalanmış? Evet. Sonra onları sacın tersine tabii yapıştırıyoruz işte içine. İşte altı bir şey yiyor, bir yolda üstü bir şey yiyor. Yumuşak. Yumuşak. Ya çabuk bir şey yiyor. Tereyağı. İnsan bunu bırakamaz. Alışkanlık yapar bu. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bakalım başka ne olur. Kolay gelsin. Hoş geldin Safa. Sırada tencere yemeklerimiz var, kazan evet. Yemeklerimiz var. Evet. Küçükten büyüğe doğru acaba ne oluyor burada? Burada çorba. Çorba? Evet, yarma çorbası. Yarma. İri tarhana deriz biz buna evvelden öncelerimiz. Nohut da güzel burada. Evet, nohut atıyorsunuz kuru, içine. Evet, sarımsak kuru. Bu sarımsağın hepsi buna mı gidecek? Evet, buna çok güzel oluyor. İlaç bu. Evet. Yarma çorbasının evet. Sadece sarımsağı kaldı. Evet, sarımsağı. Peki, bu sos onun için mi? Evet, onun ne var o sosta? Nane, tereyağı.
tereyağlı nane. Diğer yemeğe geçiyoruz. Bunun sarımsağını atıyoruz, sosunu hazırlıyoruz ve burada ne oluyor? Burada da un helvası yapıyorum. Ununu kızarttım. Kızardıktan... Bu helva mı? Evet. Cevizini koydum, şimdi şekerini koyacağım. Efendim, sütünü kattığında oradaki tüm irmik sütü çekti. Evet. O bildiğimiz şekline kavuşmaya başladı. Biraz daha çekecek. Altını kapattıktan sonra yapılıyor evet. Bu işler. Ve tam kıvamını bulduğunda helvamız hazır olacak. Hazır olacak. Hem de cevizli. Cevizli. Sütünü ben kattım. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Evet. İşler kabartıyor. Kokusu müthiş. Burada yine buharın içerisinde bir şeyler oluyor. Evet, bu da bizim haşlamamız. Kuzey etinden. Evet, haşlamamız bizim. Ama eskilerimiz buna kapama derlerdi. Biz şimdi haşlama diyoruz buna. Önceden kapama. Suyla mı pişiyor? Evet. Kendi suyuyla mı? Şimdi kendi suyunu çektirdik. Evet. Buna karsalama deriz. Karsaladık. Şimdi ben buna tereyağı atacağım. Efendim ilk geldiğim an paylaşmıştım sizinle. Yemek çeşidi çok fazla. Sofra kültürü çok zengin Ambarcı köyünün. İleride bir şeyler daha kaynıyor. Buharını görüyorum. Hadi kokuya doğru gidelim. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Geldim duvanların içine. Heh. Ne oluyor burada? Taç kavurma. Taç kavurma. Evet. Kuzu var. Kendi kuyruk yağı var. Başka bir şey yok. Sadece tuzunu atacak evet, piştikten sonra. Evet, tuzunu atarız. Kavrulur. Servise hazır. Afiyet değiniz. Sağ olun. Peki, pişirmeye devam ediyoruz. Ocaklarda bunlar pişerken biz de sizlere tarifler vereceğiz birazdan. Biraz önce annelerim bahsetti. Özellikle pirinçten yapılan bir dolu çeşit var. Çünkü Çeltik'in diyarındayız. Ayrılmayın. Tariflerle az sonra teyzelerimle, ablamla birlikte karşınızdayız. Vaat ettiğimiz yemeklerle karşınızdayız. Söyledik ya, sofra kültürü çok zengin. Ambarcı köyünün. Seslerden anlıyorsunuz. Hazırlıklar başladı. Suzan abla yağ kızartmaya başladı. Burada yapacağımız şey kazlı bulgur pilavı. Çok lezzetli olacak. Kaz yemeği burada meşhur. Burada bulgurlu köfte. Bulgurlu köfte. Ama kaz suyundan değil mi? Kazın suyundan hazırlayacağız onları, bulgurlu köfte. Diğer hazırlığımızda Serap ablam bize... Tepside et yapacak. Et tepsisi. Et tepsisi hazırlayacağız. Yağ yanıyor, anlatmamız lazım. Suzan abla, hı. Yağ yanmadan hemen söyleyelim bakalım malzemelerini. İzleyicilerimize. Malzemeleri tereyağı, bulgur, salça bir azıcık. Tuz. Kaz suyu. Kazı haşladın. Kaz suyu, he, haşladım. Haşlanmış kaz ve yufka ekmeğimiz var. Evet. Buralarda ince ekmek de deniyor. Onu da tepsiye serip yerkeni. Sesi evet. Duyuyor musunuz? Dinliyorum. Tereyağı anlatalım. Acayip bir yağ sesi var. Kızarmaya başladı yağımız. Yağda ne yapacağız? Bulguru kavuracağız. Bulguru kavuralım. Evet. Suzan ablam bulguru kavurdu tereyağında. Hem de salçayla şöyle mis kokulu bir bulgur yaptı. Ama yeterli dedi bu kadar kavurmak. Yeterli. Sabırla şöyle bir 10 dakika kavurun. Yeterli, şimdi artık galiba yeterli. Su vakti geldi. He. Suyu attıktan sonra bulgur tamam. Tamam. Ama hazırlık devam edecek. He. Hepsini de koyacağız. Hepsini de koyacağız. Hepsini de. He. Kaz suyu değil mi bu? Kaz suyu. Normal bir su değil. Yok, kazın piştiği suyu kullanıyoruz. Pişti. Birazdan köftede de kullanacağız aynı suyu. Kazın nimetlerinden faydalanıyoruz. Böyle şimdi bir pilavımız şey. Olacak. Tabii. Kapağı ve... Sen de galiba hazırlıklara pisecek, başlayacaksın evet, sunum pisecek. İçin. Pilavın ardından çok güzel bir sunum hazırlayacak Suzan ablam. Göreceğiz şimdi. İzliyoruz. Kazımızı tamam, bitiriyoruz. Ardından köfteye geçiyoruz. Hanife ablamızla bulgur köftesi hazırlayacağız. Hepsi çiğ olacak. Kaynatılmış su. Evet. Tabii kas suyu. Kas kaynatılmış suyu. Kas suyu. Karabiberimiz var. Karabiberi. Pul biberimiz var. Hı-hı. Tuzumuz var. Tuzu var.
Doğranmış önceden soğanlar. Var. Kavrulmuş etimiz var. Tereyağımız var. Tereyağı. Malzemelerimiz bu kadar. Su da bekletilmiş. Bulgurumuz var tabii ki. Kas suyunda bekletilmiş. Bu kas suyu olması olmuyor mu abla? Olmuyor. Mecburen lezzeti veren kas suyu. Lezzeti ondan. Evet, herkes tavuk suyuyla yapar ya da hiç kullanmaz ama işin sırrı pilavınızın lezzetli olmasını istiyorsanız kas suyunu kullanacaksınız. Yetmezmiş gibi kuşbaşı etler gitti. Soğanlar gidiyor. Köfte soğanlar. Olacak ha bu bu arada. Köfte için hazırlık devam ediyor. Hanife ablamız şimdi suyla beraber yumuşatmaya başlayacak bulgurlarla soğanları, etleri şöyle bir harmanlayacak, ezecek onları. Bakalım sonra şekli nasıl olacak? Nasıl köfte böyle olarak basacak onları? İzliyoruz. Bu mu ufak? Bu kadar. Biz çok analı kızlı yaptık. Yok. Bu hayır. Onlara göre gezegen oluyor. Yok, böyle olacak. İyiymiş bu. Bu iyi. Bu tam bize göre köfte. Böyle olacak. Büyük büyük, fena değil. Normal mecmek köfteden de büyük yapıyorsunuz yani. Yaklaşık 7-8 santim çapında daire yapıyorsunuz, küre. Sonra biraz yapıştırıyorsunuz, basıyorsunuz. Tereyağladığımız tepsinin üzerine diziyorsunuz. Peki sosu var mı acaba üstüne? Yok, yok böyle mu? Pişecek. Böyle pişecek bu. Fırında pişecek. Üzerine böyle. Bir şey kaplamaya gerek yok, böyle pişecek. Fırında böyle pişecek. Süper. Kas suyundan bulgurlu köfte. Hanife ablamıza teşekkür ediyoruz. İzliyoruz, onu fırına gönderiyoruz. Ardından neydi bunun adı? Et tepsisi. Et tepsisi. Serap ablamızla et tepsisi yapacağız. Fırına uğurladık ablalarımızı. Şimdi et tepsisi için çok güzel hazırlık yapmış Serap ablam, sağ olsun. Sebzelerimizi böyle güzel güzel doğramış. Malzemelerimiz Serap abla, biber var. Biber var, tereyağımız var, sarımsağımız var, soğanımız var, kuyruk yağımız var, pul biber, tuzumuz var, etimiz var, domatesimiz var. Koyun eti midir? Kuzu eti. Kuzu eti olacak. Hı hı. Malzemelerimiz bu kadar. Bu da bir fırın yemeğidir. Fırına göndereceğiz bunu da hazırlayıp. Ama bakalım nasıl hazırlıyoruz. Tüm malzemeyi galiba çiğden. Çiğden hepsini olacak. Önce dizeceğiz tepsimize. Hı. Bakalım nasıl olacak bu iş. İzliyoruz. Serap ablamız tüm malzemeleri tepsiye yayarak, eşit şekilde yayarak bitirdi, tamamladı. En üstüne, en üstte biberimiz var. Onun altında domatesimiz, soğanımız, sarımsağımız, etimiz, tereyağı diye gidiyor aşağıya doğru. Tereyağında sebzelerimizin de suyuyla birlikte fırında çok lezzetli olacak bu yemek. Kendi fırınlarınızda da aslında hazırlayabileceğiniz bir yemek. Bu sadece taş fırınlarında değil, normal fırınlarda da olabileceğini düşünüyorum. İyi ısıtılmış fırınlarımızda. En son tuzunu ekliyoruz, baharatını ilave ediyoruz, yani pul biberi, ve fırına uğurluyoruz. Ne kadar zamanda pişiyor böyle bir tava? Bir saatte. Bir saatte hazır olacak. Bir saatte hazır olur. Serap ablacığım, ellerinize sağlık. Afiyet teşekkür olsun. Ediyoruz. Birazdan ablalarımızla hazırladığımız yemeklerimizle ve daha fazlasıyla karşınızda olacağız. Bakalım neler varmış menüde. Buyurun dostlar, buyurun Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar, buyurun Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar, buyurun Halil İbrahim sofrasına. Uğurlu Dağ'da, Ambarcı'da ziyafet var. Yani gördünüz ekranlarınızda ne kadar çok çeşit var, ne kadar zengin mutfağı var Ambarcı'nın. Hanımefendiler, annelerimiz, ablalarımız pek maharetliler. Bu masadan da o anlaşılıyor. Şimdi abilerimiz de güzel kuzu çeviriyor. Kuzu çevirmeyle başlıyor, kavurmayla devam ediyor. Helvalar, dolmalar, sarmalar, bamyalar. Elinize sağlık, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun ablalarım. Peki size neler hazırlamıştık, onları hatırlatalım. Et tepsisi burada. Kas. Bu pilav, kazlı pilav deniyor değil mi? Kazlı bulgur pilavı ve bulgurlu köfte
O da kas suyunda yapıldı, normal suyla değil. Şimdi içinde tadına bakalım. Bunları soğutmamak lazım. Hava 0 derece. Bu emekleri için ablalarıma teşekkür ediyorum. Soranlar oluyordur ekranlarda. Lezzet Yolcu neden bu kadar fazla izleniyor? Dizilerden dahi fazla izleniyor. Sebebi ablalarımızın emeğidir ve sizin teveccühünüzdür efendim. Biz sadece yansıtıyoruz bunu. Sizlere teşekkür ediyoruz ve ablalarımıza da sizin adınıza teşekkür ediyoruz. Şimdi yemekleri deniyoruz. Buyurun dostlar, buyurun Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar, buyurun Halil İbrahim sofrasına. Efendim, tıpkı gördüğünüz gibi ellerinize sağlık. Yemeklerin tadı da müthiş. Ne görüyorsanız o yani. Kokuları, tatları harika ve besleyici. Kış aylarına uygun size yemeklerimizle tarifle vermeye çalıştık. Tüm Ambarcı köyüne teşekkür ediyoruz. Uğurlu Dağ Belediye'mize teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar efendim. Bu güzel ziyafet devam edecek tabii. Biz lezzet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha anlatılacak çok yemek var. Efendim Çorum İskilip'teyiz. İskilip'e gelmişken İskilip dolmasını anlatmadan dönmek olmaz. Bir de tadacağız tabii ki. 650 yıllık lezzet için hazırsanız anlatmaya başlıyoruz. Buyurun. İşte geldim, buradayım. Ömer Usta'mın yanındayım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ömer abi. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Teşekkürler. Ben çok heyecanlanıyorum. Yani bu yemeği anlatırken çok heyecanlanıyorum ve ustalarımıza da saygı duyuyorum. Çünkü Türkiye'nin en sabırlı ustaları, işinin ehli ustaları sizlersiniz. Evet. 650 yıllık bir yemeği aynı lezzette sunmak maharet gerektiriyor, yetenek gerektiriyor. Aynı usullerle yapıyorsunuz. Evet. Hala bıkmadan, usanmadan. Ömer abi, şimdi güzel bir hazırlık yapmışsınız. Burası da çok ilginç. Evet. Yani burası İskilip dolması kazanları için özel yapılmış kapalı bir alan. Evet. Malum soğuk memleket İskilip. Evet. Bu orijinali olmazsa olmuyor zaten. Yani tüpte işte daha değişik yerlerde olduğu zaman lezzeti vermiyor. Olmuyor değil mi? Odun olmuyor. Ateşinde pişmesi odun lazım. Odun ateşi olacak. Süresi 16 saat pişecek. Yani öyle bir özelliği var. O yüzden bir de malzeme saat meselesi çok ilginç zaten. 16 saat. Bir gün önce başlıyorsunuz yine yazarlar evet. Ve yanında usta duruyor. Aynı şekilde harlıyor ateşi. Sürekli böyle aman ateşi kesilmeyecek yani bunun altından. Öyle bıraktım fırına. Hadi görüşürüz. Evet. Hazırlıklarından bahsedelim biraz. Ön hazırlıklarından. Tabii ki pirincimiz Osmancık Akçelti. Bu olmazsa olmuyor. Evet. Yani tuzundan başlıyor bu iş. Orijinal kaya tuzu kullanıyoruz. Tereyağı, köy tereyağı oluyor. Dana eti kullanıyoruz. Bunlar. Neresi dana etinin? Dana etinin arka budu. Siyah kısımlar güzel oluyor. En güzel. Lokum, sinirsiz. Evet. Evet. Peki kemik ne için? Şimdi kemiğinde ilik suyu diyoruz buna. Bu pişip de dolmayı servis verirken tirit suyu oluyor. Evet. Üzerinden tabakla alıp terbiye anlamında pilava ekleniyor. O da tirit oluyor onun. O şekilde. Hamurumuz var. O ne için? Hamur kazanın ağzını kapatmak için. Yani burayı kapatacağız. Yani kapatıyoruz. Delik var. Sadece o delikten çıkacak. Düdüklü tencereye çeviriyoruz onu. Devir düdüklü tencere. Şimdi pirinci incitmediniz onu tahmin ediyorum. Evet. Bunu yıkarken çok yıkıyorlar ama incitmiyorlar böyle. Haldır huldur bir işlem yok. Çok kibar davranıyorlar pirince. Tabii. Onu incitmeden tozunu alıyorlar o beyaz suyunu ve berraklaştırıyorlar. Efendim bir taraftan kazanın buharları var, bir taraftan anlatmaya devam ediyoruz. Ölçümüz burada, asıl kullanılan özel bir malzeme var burada. Bu yastık kılıfı değil. Bu bir çuval. Cağ yani değil mi? Evet, cağ. İsmi cağdır bunun. Nemli biraz, nemli olması gerekiyor. Evet, yapışmaması için. Yemeğin bulunuş şekli de ortada kazan var, et var, pirinç var. Ya bu üçüyle aynı anda nasıl yemek yapabiliriz, nasıl lezzetli olabilir birbirini etkileyerek. Evet. Öyle bulunuyor yani. Cağ çok önemli. Birazdan göreceksiniz. Türkiye'deki en ilginç yemek pişirme taktiği İskilip dolmasıdır. Çok şaşıracaksınız. Yapacağı her işleme kafanız karışmasın. Koltuklarınıza kurulun. Anlatıyoruz. Rahat olunuz. Şimdi önce ne yapmamız gerekiyor?
Şimdi önce, ben çuvalın içine giriyorum. Önce soğanımızdan başlayalım. Kavuralım. Kavuralım. Soğanı biraz yakacak mısınız? Evet. Neden? Şimdi dolmamızın rengi buğday rengini alması için, yani başa mesela sosa yakın bir kavrum yapmamız gerekiyor. Yani pembeleşmeyecek, koyulaşacak. Koyulaşacak. Yakacaksınız. Hem tadı böyle güzel gelecek, hem de rengi oturacak pilavımızın. Evet. Başlıyoruz. Soğanımızı yakalım. Müthiş bir pilav yaptı. Buyurun göstereyim size. Sütlü kahve renginde. Bu renk olursa diyor dolma olur işte diyor iskilip dolması. Bu renk değilse diyor pirinç pilavı yapmış olursun. Zaten pirinç müthiş. Soğanı yakmıştı. Böyle karamel rengine getirdi. O kadar güzel bir kokusu var ki anlatamam pilavın. Evet. Pilav müthiş oldu ama bitmedi. Yarısı pişti, yarı diri. Geri kalan kısmı nasıl pişecek? Cağda pişecek. Evet. Evet. Şimdi o kısma geçebilir miyiz? Tabii Ömer ki. Abicim, tabii ben ki. Size yardım edeyim. Tabii ki. Şöyle şu tarafa geçeyim. Onu tutayım. Evet. Şimdi alıcılarınızın ayarıyla oynamayın. Evet. Bunu çuvala dolduruyoruz şu an. Bir çuval pilavımız var artık. Mis kokulu pilavımız. Cağ nemli. Islatılıp sıkılmış. Evet. Neden nemli? Hızlı işleme geçsin diye değil mi? İçindekiler evet, evet. Buharla, kazanın içindeki sıcaklıkla... Yapışmasın diye döktüğünüz zaman yapışmasın hem diye. Hem de daha hızlı işleme geçsin diye evet, bu şekilde yapıldı. Şimdi artık kazan kısmına geçebilir miyiz? Evet. İzleyicilerimiz o kısmı bence çok merak ediyor. Evet. Ben her izlediğimde tekrar tekrar şaşırıyorum. Buyurun kazandaki işlemlere. Bakın neler var. Ömer ustam eline ne geçtiyse attı. En altta etlerimiz var. Daha sonra kemik ortaya yerleştirildi. İlk suyuna çünkü ihtiyacımız var. Tereyağı, soğan, karabiber ilave edildi. Evet. Şimdi çok ilginç bir şey. Bunu normalde kazanların altına koyarlar. Durum burada böyle değil. Kazanın içine yerleştiriyoruz. Evet. Tam göbeğine. Kazanın tam kalbine yerleştiriyoruz merkezine ve su geliyor. Evet. Ölçüsü su belli. Bununla olacak tarihi kabımızla. Suyumuzu ekledik. Evet. Ömer ustam suyu etlerin üzerine geçecek şekilde koydu. Evet. Bir 5 santimlik suyumuz var. Şimdi bu ne için? Bu şimdi cağımız, pirincimiz suya değmesin diye. Bu sini kullanıyoruz. Sininin üzerine koyacağız. Sacayanın üstüne de sini gidiyor. Sini gidiyor. Evet. Yani özelliği tepsimizi sacayanın üzerine ekliyoruz. Yani suyla temas etmeyecek. Buradaki ilginç olan bu. Sadece buharda pişen bir pilav var ortada. O yüzden tane tane ve Türkiye'deki en lezzetli pilav oluyor. Bunun da iskilip dolması oluyor işte. Evet. Şimdi evet, artık cağımızı alabiliriz. Şimdi müthiş bir alıyoruz. Pilavımız var. Şöyle biraz böyle yaygın olacak değil mi? Evet. Tabii güzel pişsin tabii diye. Piştiği zaman zaten torbayı dolduruyor böyle. Ha biraz daha şişecek. Tabii daha şişecek. O yüzden biraz gevşek bıraktınız. Evet. Ağzını. Boşluk bırakıyoruz ki piştiği zaman dolduracak tam. Cağımızı yerleştirdik. Şimdi o kağıt ne için usta? Bu kağıt peşümen kağıdı. Bu kağıt tencerenin kapağından su damladığı zaman hamur etmesin diye ete veriyor. Aynı yeryüzündeki çorevenin buhar bulutlaşıp yağmur yağdığı gibi. Yani damla damla üzerine yağmur yağmasın, pilavımız lapa lapa olmasın. Olmasın. Görüyorsunuz olmasın değil mi? Diye. Pirinç işte böyle yapılır. Pilava böyle dönüşür. Ne kadar özen gösteriyorlar. Bu evet, şekilde mi bırakıyoruz? Evet. Bu şekilde kapatacağım. İndireceğim. Şöyle indirelim. Evet. Yerleştiriyoruz. Yani, indireceğiz. Üzerine kağıdı da kapladık. O su geçirmeyecek. Şimdi, ve evet, sıra geldi iki tencere ağırlığındaki kapağımıza. Evet. Kapağımızda dikkat çeken bir delik var. Evet. Onun için kapattıktan bu sonra... Bu şimdi kapattıktan sonra etrafını hamurla kapatıyoruz. Hamur conta görevi yapıyor. Evet. Düdüklü tencere gibi. Şimdi hamurla kapatacağız. Deliği bırakacağız sadece. Bırakmazsak ne olur? Güm.
patlar. Yani ayrılır kapak. Evet. Bakır kazandan. Evet. O yüzden orantılı bir şekilde böyle verecek o dumanı yavaş yavaş. 16 saat boyunca çünkü kaynayacağı evet. için ona göre de bir büyüklükte delik bırakılmış. Onun zamanını vaktini biliyorlar. 16 evet. saat açamayacağı için yılların deneyimi Ömer Usta onun evet. ne zaman pişeceğini biliyor. Ve iskelet dolmasına bizi kavuşturuyor. Ne zaman? 16 saat. Ne olacak? Göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Evet. Neyse vardır evet, belki evet. burada hazırı. Vardır var tabii. Vardır. Var. 16 saat geçmiş. Evet. Açıyoruz birazdan. Bunu açacağız birazdan. Önce bunu tamamlayalım. Bunu tamamlayalım açalım. Türkiye'de en çok sevdiğim yemeklerden bir tanesidir iskilip dolması. Hazırladık sizin için. Çok güzel bir manzaraydı bence yemeklerimiz adına. Ama bu manzarada da onun arkadaşları var. Hasan ustamla beraber hazırlayacağız. Yırtma yapacağız, bir de su kabağı. Su kabağı. Nasılsın Hasan usta? İyiyim tabii abi, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Siz nasılsınız? Böyle burada iskilip manzarası. İskilip manzarası. Bir tarafta iskilip dolmaları. Şimdi önce su kabağını hazırlayacağız. Evet, önce su kabağını hazırlayacağız. Su kabağı, nasıl bir hazırlık yaptın kabakla? Su kabağı daha öncesinde konserve olarak yaz mevsimi sebzesi olduğu için hazırlıyorsunuz. Hazırladık. Annelerimiz hazırlıyorlar, konserve ediyorlar. Daha sonrasında kış aylarında da pişirip yiyoruz. Peki diğer malzemeler ne eti mesela kullanıyorsun? Dana eti. Tercihen dana eti kullanıyoruz. Dinlenmiş, çok güzel görünen bir dana etimiz var evet. burada. Soğanımız doğranmış. Soğanımız doğranmış. Tereyağımız, salçamız, limon tuzumuz, tuzumuz, pul biberimiz, karabiberimiz. Ekşi bir yemek mi? Evet. Ayoş. Ekşi bir yemek. Dana yemeklerindeki gibi limon evet. tuzu kullanılıyor. Tam galiba bizim de damağımıza hitap edecek bu yemek. Aynen. Hazırlamaya başlıyoruz hemen. Şimdi önce soğan mı kavuracaksın önce, etle beraber? Önce soğanı kavuracağız etle birlikte. Olur. Ocağımızı yakalım evet. ve soğanımızı kavuralım etle birlikte. Yeteri kadar etimizi salçamızla, baharatlarımızla, tereyağımızla kavurduk. Şimdi su kabağının vakti ne? Su kabağını boşaltacağız. Su kabağını ekliyoruz. Bununla birazcık kavuracağız. Evet. Şöyle limon ekleyelim. Tuzu ne zaman olacak? Suyunu mu katacaksınız? Limon tuzunu en son suyuna katacağız. Suyunu boşalttıktan sonra. Evet. Finale doğru gidiyoruz bu yemek için. Kabaklar da biraz kavrulduktan sonra suyu ilave edecek. Ardından yeteri kadar limon tuzu. Ve pişmeye bırakacağız. Evet, bu yemeğimizi böyle tamamlıyoruz ve sonra yırtma yemeğine yemek mi bu yırtma? Yırtma yemek. Yemek mi? Evet. Bakalım neyi yırtacağız. Diğer yemeğimizle karşınızdayız. Yırtma. Ne yırtacağımızı gördüm ben. Yaprakları. Asma yaprağı değil mi onlar? Evet, onlar asma yaprağı. Yırtılmış. Aynen, yırtılmış onlar. Sarmadan ziyade yırtarak da şey yapıyoruz. Yırtma yemeği yapıyoruz. Yani böyle de değerlendiriyoruz diyorsunuz. Aynen. Memleketin zaten pirinci meşhur. Çok fazla biz onlardan sarma yapıyoruz. Bir de bunu yırtalım bakalım ne olacak farklı nasıl çeşitlerle. Nasıl farklı bir lezzet yapalım dedik. Yarma mı bu? Bu yarma. Soğanımız var. Soğanımız, etimiz. Yine dana etimiz var. Evet. Burada ilginç olan? Dereotu. Hafif böyle kurutulmuş mu olması lazım? Kurutulmuş dereotu. En son üzerine koku versin. Koku versin. Çok lezzet güzel. Versin. Baharatlarımız? Karabiber, pul biber, salçamız, tereyağımız, tuzumuz. Bu kadar. Bu kadar. Önceden tabii ki haşlanmış ve yırtılmış. Aynı şekilde bu da konservede bekletiliyor. Annelerimiz önceden hazırlanıyor. Aynen. Yaz mevsiminde bunları toplanıyor. Konserve şişesine konuluyor. Karınca gibiler. Aynen yazın karınca çalışıyoruz gibiler. Kışın yiyoruz. Benim gibi Ağustos böceği değiller ya. Yani. Onlar karınca gibi hazırlıklarını yapmışlar. Şimdi önce galiba soğan ve et var yine aynen. kavuracağız. O soğanlı ve etini kavuracağız. Kavuralım o zaman hadi.
Hasan ustam bir güzel kavurdu soğanımızla etimizi. Ardından diğer malzemelerimizi ekledi. Salça, baharatlar ve güzelce kaynattık. Soyumuzda. Etimizle birlikte. Evet. Kaynama seviyesine geldikten sonra yarmayla yırtma, yani asmalar, asma yaprakları atılacakmış. Şimdi artık o işlemler. Evet. Yavaş yavaş bitiriyoruz yemeğimizi. Aynen. Bir taraftan öncelikle karıştırıyoruz, bir taraftan yarmamızı ekliyoruz. İki avuç kadar. Yeterli mi iki avuç? Yeterli. Böyle yavaş mı atmak gerekiyor? Aynen, incitmeden Turgay Bey. Yarmaları incitmiyoruz. Yırtmaları evet, zaten incitmişler. Yırtmaları. Onları gönderiyoruz tenceremize ve kaynamaya bırakıyoruz. Hasan ustama çok teşekkür ediyoruz. Elinize sağlık. Ne demek, birazdan olsun. Efsane İskilip dolması ve bu yemeklerimizle karşınızda olacağız. Tadma vakti. Buyurun dostlar, buyurun Halil İbrahim sofrasına. 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 Efendim ustalarımıza çok teşekkür ediyorum. Ömer ustamıza ve Hasan ustamıza bu güzel ziyafetle karşınızdayız. İskilip dolması. İskilip dolması dumanı üstünde, buharı üstünde çok hoş kokular yayılıyor etrafa. Soğuk havaya inat. Bakacağım böyle bunun tadına. Yırtma. Yırtma yemeğimiz de hazır. Ve su kabağı. Şimdi tadlarına bakalım. Önce soğutmadan İskilip dolmamızın bu yaprak yaprak açılan etlerini tadalım. Dile kolay, 16 saat piştin. Tabii ki böyle bir görselin olacaktı. Buyurun dostlar, buyurun Halil İbrahim sofrasına. 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 Benim ziyafetim biraz devam edecek. Çünkü her yıl İskilip'e geldiğimde bu anları mutlaka yaşamak istiyorum. Şu an yaşayacağım. Ama lezzet yolculuğumuz devam ediyor. Efendim 7000 yıllık tarihe sahip olan leblebinin ana vatanı Çorum. Çorum'da hala ısrarla tarihi usullerle leblebiler kavruluyor. Sokaklarda nasıl bir leblebi kokusu var inanamazsınız. Gel diyor, gel. Biz de geldik. Yaşar ustamın yanındayız. Yaşar usta Osman amcadan öğrenmiş işi, babasından. Şimdi kalsın Yaşar amca. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Şimdi leblebinin serüveni biraz ilginç. Önce evet, bu şekilde yaş nohutlar gelir. Ama kızı ne olur? Nohutlar geliyor buraya, burada dile geliyor. Yaşar abimizin elinde. Şimdi ne yapılıyor? Önce yaş nohut geliyor. Şimdi leblebiye uygun bu ham madde olan nohutu önce temin ediyoruz. Evet. Bu nohutu 3 sefer ayrı ayrı, 5'er gün ayrı ayrı fırınlıyorum efendim. Kurutuyoruz. Ondan sonra seriyorum. Serdikten sonra ısladım, 24 saat durdu. Şu da ıslanmış nohut efendim. Şu gördüğünüzde bir dolu işlemden geçmiş ve 5'er gün arayla 3 sefer fırınlanmış. 40 gün kadar serilmiş, ıslanmış, 24 saat durmuş şu nohutta. Bu. Şimdi bunu leblebiye dönüştürüyorum efendim. Peki burada ne yapıyoruz? Burada nohutun kabuğunu soyarak leblebiye dönüştürüyorum efendim. Bu makine kabuğunu soyuyor, çok özel. Altı böyle zımpara gibi bir şey var zemininde. Altında 150 kilo ağırlığında saç var. Saç. Konik bir derinliği var. Onun üzerine keskiyle diş açıyoruz. Nohutun dişleri kabuklarını var soyması için. Özel olarak. Peki orada ne oluyor? Bu işlem bitti. Ha şimdi. Kabuğunu soydum. Evet, şu ocak, bu ocak nohutu leblebi yapıyoruz sanıyorum. Son işlem. Kızartma. Burada kabuğunu soyup leblebiye dönüştürüyoruz. Yani artık işlem, tadına bakabiliyor muyuz? Evet, mesela bunu yiyebilirsiniz. Nihayet. Burada. Yani bu kadar işlem var, bu kadar silsilenin ardından nihayet tadına bakabiliyoruz. Leblebi'nin hikayesi böyle. İşinin ehlinden, ustasından sizlere aktarmaya çalıştık. Lezzet yolculuğumuz devam ediyor. Yaşar ustam teşekkür ederiz.
Çorum'da canımız tandır çekti, Sami abimizin yanına geldik. Çorum usulü tandır nasıl olur öğreneceğiz sizin için. Tandır candır, gerisi heyecandır. Kuzunun en lokum hali tandırdır. Bunu sürekli söylüyoruz sizlere. Öyle de bir fırını var ki, geleceğiz o meseleye. Sami abi nasılsın? Eyvallah kardeşim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Evet. Çok seviliyor Çorum'da tandır. Bayağı fazla tüketiliyor tabii. Şimdi kuzu etimizin neresini kullanıyorsun? Burada kuzu kaburga etimiz, görüyorum, babacığım, gerdan görüyorum. Burada, evet. Burada butumuz var, pirzoramız var, küreğimiz var. Ön kol, arka kol ve pirzora. Bir de ortalık dediğimiz ortalık. Bel, bel kısmımız var. En nezli etleri bunlar zaten. Başlayalım mı? Sami abiyle hazırlamaya başlıyoruz. Şimdi etlerimizi galiba biraz böleceğiz. Sonra bu maşalara saplayacağız şişleri. Evet. Bunlar tıpkı evinizdeki gardırop gibi. Düşmeyecek şekilde takıyorlar, onun özel bir tekniği var Sami Usta. Ve içeride dolaba gönderiyor. Evet, aynen. Tandır fırını birazdan göreceksiniz. Yukarıya doğru böyle yuvarlak, darlaşan bir fırın ısıyı yukarıya veriyor. Oradan aşağıya tekrar iniyor etlerin üzerine. Yağlar öyle bir... Neyse, neyse anlatmayalım artık, değil mi? Yapalım, buyurun. İzliyoruz Sami abi. Ne kadar zamanda pişir? Abicim bu 15-20 dakika içerisinde bunu çıkartıyoruz. İki tane kazan var içinde. Birisi yağ kabı var, onda pitelerimizi yağlıyoruz. Zaten pide, bunun şeyi pide var. E tadı ona geçiyor. Ha. Dinlendirmek çok önemli. 15 dakikada kızartıyor kebap pişirir gibi bu etleri, çünkü bayağı küçülttü. Ardından oradaki tencereleri alıyor. Bir tanesinde dinleniyor ama ne kadar vakit acaba? Ne kadar zaman dinleniyor? Bir saati buluyor. Bir saat boyunca orada pişmeye devam ediyor. Evet. Kazanda, büyük tencerelerde. Evet. Sonra pideler galiba ıslatılacak o yağ ile ve sunuma hazırlanacak. Sami ustamızı izliyoruz dikkatli bir şekilde. Fırına da tabii bir taraftan göz atıyoruz. Çok özenle yapılmış bir fırındır. Akıl mahsulüdür bu fırınlar. Onlara göz gezdiriyoruz. Biraz kebapların nasıl kızardığına bakıyoruz. Sonra tadına bakıyoruz. Elinize sağlık. Elinize sağlık Sami abi. Ben bitireyim babacığım. Sen hazırlayayım. Sen de hazırla bakayım. Sen. Ben masaya gidiyorum. Sen buyurun. Buralarda abi. Olacağım. Eyvallah. Ekmekleri de bekleriz. Buyurun dostlar, buyurun. Hani İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar, buyurun Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar, buyurun Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar, buyurun Halil İbrahim sofrasına. 41 yıllık Sami ustamıza 41 kere maşallah. Ustam çok güzel bir sunumla masamızı donatmış. Ayranımız burada, artık deneyebiliriz. Efendim gelelim gerçek yeme usulüne. Çorum'daki durum bu. Arasına eti koyarsın ve dürüm. Buyurun dostlar, buyurun Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar, buyurun Halil İbrahim sofrasına. Ustamızın eline sağlık. Gerçekten tandırda zirve Türkiye'de, sağ olsun. Efendim biraz daha tadına bakıp geliyorum. Lezzet yolculuğu devam ediyor ama. Manzaraya daldım ben Bekir abi. Bak ilk defa kuzu yumruklu manzaraya daldım. Ne kadar güzel bir manzaramız var. Evet, çok güzeldir. Manzaramız güzel. Ustamız en alasından. Pirincin memleketindeyiz. Çeltin memleketindeyiz. Ondan ne yapılıyorsa en kralı, en lezzetlisi. Osmancık'tayız. Evet, Çorum Osmancığımız pirinciyle, çeltiyle meşhurdur. Osmancık deyince akla önce pirinç gelir. Pirinç en gelir. Lezzetli pirinçler gelir. Tabii. Bir de yetenekli ustaları gelir. Sabırla, sebatla o kadar güzel yemekler yaparlar ki. Şimdi o tariflerden size vereceğiz. Bekir Usta'mla sizi tanıştırmak istiyorum. Nasılsınız Bekir Usta? Sağ olun, hoş geldiniz abi. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Kuzu dolması yapacağız. Kuzu dolması abi. Efendim Bekir abimiz de tabii ki kuzu dolmasını yapacağız. Ama menümüz bunlarla kısıtlı değil. İki tarifimiz daha var. Halim abla gelecek bu güzel sahneye. Bize çok güzel tarifler verecek. Bir tanesi ırgat böreği. Çok güzel bir börek, çok lezzetli. Bunu mutlaka not almalısınız, yapmalısınız. Diğeri de ayva yahnisi.
Duydunuz mu bilmiyorum. Ben Osmanlıca'ya geldiğimde mutlaka denerim. Sevdiğim bir yahnidir. Çok güzel bir tat veriyor. E hayvanın da mevsim bol bol ayva var. Kış aylarındayız. Şimdi tarifimize geçebiliriz. Bekir abicim, kuzuyu çok güzel seçmişsiniz öncelikle. Semiz, güzel, hafif yağlanmış bir kuzumuz var. Kuyruk yağlarıyla beraber hoş gelmiş. Şimdi kuyruk yağları neden bu kadar fazla? Kuyruk yağı bunun lezzet vermesinde, bir de üzerinin fazla yanmaması için fırında. Üzerini mi kaplayacağız? O yüzden yaprak şeklinde, evet, doğradınız. Evet, yaprak şeklinde doğradık. Üzerine kaplıyoruz. Yani fazla kızarmıyor. Aşırı kurumaması için. Diğer malzemeler de iç pilavımız için, evet, değil mi? Evet, iç pilavımız için. Ciğeri önceden kavurmuşsunuz. Hafif kanını aldık. Yani siyah, evet, olmasın diye pilavımız. Maydanozumuz var. Ciğerin kokusunu alıyor. Daha lezzetli oluyor. Evet. Diğer malzemelerimizi de izleyicilerimize sayalım. Kuş üzümü, karabiber, dolmalık, fıstık. Fıstık, tuz. Tuz, sıvı yağ, tereyağı. Bu meşhur, burada altın. Osmanlı pirinci. Peki altın. Bu ne tür bir pirinç olmalı iç pilavında? İç pilavında Osmanlı pirinci, Osmanlı 97. Bu bildiğimiz Osmancık çeltiği olacak, değil mi? Evet, Osmancık çeltiği. Osmancığımızın meşhur pirinci yeterli ama önceden ıslatılmış, bekletilmiş, tabii, bekletilmiş biraz suda. Biraz. Şimdi başlayabiliriz. Önce iç pilavımızı yapacağız, değil mi? Pilavını. Hazırlayalım. Evet. Ocağımızı yakalım, pilavımızı yapalım. Güzel pilav yaptın. Pilavın ehli. Aferin. Tabii ki ustalarımız Osmancık'ta. Şimdi artık kuzumuzla işimiz var. Evet. Yaptığımız pilavın tamamını kuzuya dolduracağız. Evet. Bunu tam pişirmediniz, ona dikkat ettim. Yarı pişmiş. Yarı pişti. Evet. Bundan sonrası da kuzunun içinde demlenecek. Evet. Şimdi ne yapıyoruz butlarıyla? İncikleri, butlarını kopartıyoruz. Evet. Boynunu ve ön arkasını kapatıyoruz. Evet. Ondan sonra boynunu ne yapıyoruz? Boynunu da yan tarafına, altına, yana devrilmesin diye destek veriyoruz. Bekir ustam incikleri aldı. Kolları aldı. Boynu altında kalacak. İncikler yanlarını destekleyecek. Demek ki karın bölgesinden pişmesi gerekiyor bu şekilde. İçi pirinçte doldurulacak, iç pilavıyla dikilecek. Yapraklar dizilecek ve fırına vurulanacak. Teşekkür ediyoruz üstadıma. Kaç saatte pişiyor? 4 saatte. İyi. İskilip dolmasının 12 saatte piştiği bir memlekette, aynı memlekette 4 saatte pişen kuzu candır. Buna şükür. 4 saat sonra görüşeceğiz kendisiyle. Efendim ayrılmayın, 4 saat pişip gelecek ama biz bu arada boş durmayacağız. Halime ablamızla tariflerimiz var. Ayva yahnisiyle birazdan karşınızdayız. Elinize sağlık. Bekir usta. Sağ olun. Halim ablam geldiler efendim. Ayvalar da geldi. Etimiz de burada. Güzel bir malzememiz var. Tadı biraz mayoş mu olacak Halim abla, böyle ekşi gibi mi? Biraz eşki biraz tatlı. Biraz eşki biraz tatlı. Evet, ikisinin ortası. Evet, şimdi malzemelerimizi izleyicilerimize şöyle bir sıralayalım. Tamam. Ayvaları önceden hazırlamış, suda, evet, bekletmişsin. Neden yaptın onu? Ayva rengini atmasın diye. Hem bekletiyoruz rengini. Limon sattık, biraz daha pişince dağılmasın diye. 750 gram etimiz. Ne eti? Kuz eti. 200 gram tereyağımız, az sıvı yağımız yarım bardak. Nohutumuz, karabiberimiz, nohut tuzumuz. Nohutu haşladın önceden. Nohutu haşladım, getirdim. Bir de yarım bardak şekerimiz, çay bardağı. Ekşi kısmını limonla ayva halledecek, tatlı kısmını, evet, da toz şeker halledecek. Evet, öyle yani olacak. Ben bakacağım tadına. Siz de izleyin. Bakalım nasıl yapılıyormuş. Yakalım hocam. Yakalım. Hazırladığımız nohutlu etli karışımımıza gönderdik. Etler kendi suyunda pişti.
sabredildi biraz. Sonra yağ eklendi. Evet. Nohutlar ilave edildi. Baharatı, karabiberi derken gelsin bakalım ayvalar dedik. Ayvalar geldi, dizildi. Şimdi tuzunu atacağım. Evet, şimdi tuzu ekliyoruz. Ayva geçene kadar su ekleniyor ve sonra şimdi pişmeye pişecek, bırakılıyor. Sonra tadına bakacağım. Bakacağız inşallah. Kaç saat pişer? Yarım saat pişer. Öyle mi? Ayva yahnesi candır. Şimdi sırada ırgat böreği var. Irgat böreğimizle karşınızdayız. Bunun başka bir ismi var mı burada? Bir de Osmancık böreği diye geçiyor. Osmancık böreği. Sen hangisini söylüyorsun Halim abla? Ben Osmancık böreği diyorum. Sen öyle söylüyorsun. Ben de ırgat böreği diye duydum bunu. Hem ırgat böreği de diyorlar, hem Osmancık böreği de diyorlar. Ha, çok lezzetli bir börek. Çok bu. Güzel oluyor, yapıyoruz. Sen yaparsan daha güzel olacak. Tabii. Şimdi ıspanaklı galiba değil evet, mi? Evet, hem yumurtalı. Yumurtalı, ıspanaklı. Toz, şey, karabiber, pul biber, tuzunu, yumurtasını katacağız. Yağımız bu. Yağımızı. Şimdi bu hamurunu yumuracağız şimdi. Bu un yetmez diye mi hani falan? Bunu açarken üstüne ekeceğiz. Ha, açarken. Evet. Daha açacağız. Yok, şimdi hamurunu yoğunlaşacağız. Hadi yoğun. Hamurlarımızı açtık. Bu büyüklükte açacağız değil mi? Evet. Ben yapacağım, sen de pişireceksin. Tamam. Sonra piştikten sonra ne olacak? Yedeceğim. Ispanaklar ne zaman? Bir kat pişecek şimdi bu. Evet. Bundan sonra bir daha koyacağım kat. Ispanak koyacağım. Bir daha yani, açacağım. Yani bu börek olacak. Gibi bir alt taraftan pişerek, alttan pişerek diziliyor. Evet. Diğer böreklerden farklı olarak. Tabii bu farklı. Irgat böreği. Halim ablam yufkaları açıyor. Ben burada pişiriyorum. Her katına ıspanak konacak. Ardından en üst kat bittikten sonra şöyle bir çevrilecek. Nasıl yapacaksak onu. Zor o işi de Halim abla yapacak. Ve ırgat böreği tamamlanmış olacak. Afiyetle yiyeceğiz. Tıpkı biraz önce hazırladığımız çeşitler gibi. Evet. Kuzu dolmamızla, ayva yahnimizle ve ırgat böreğimizle az sonra karşınızdayız. Çevir bakalım, hadi çevir. Çevireyim bakayım yanmasın. Karadaş boyanır mı, karadaş boyanır mı, öpsem yar uyanır mı, öpsem yar uyanır mı, sen orada ben burada, sen orada ben burada, buna can dayanır mı, buna can dayanır mı, haydi sevdiğim. Yüreğinize sağlık, nefesinize sağlık, telinize, sazınıza sağlık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz bu güzel masaya. Hoş bulduk. Ustalarımız döktürdü Bekir abi, Halime ablam sağ olsunlar, çok güzel hazırlık yaptı bizim için. Hazırladığımız yemeklerimiz kuzu dolması, Osmancık pirinciyle ama. Ayva yahnesi ve ırgat böreği, yani Osmancık böreği. İsterseniz tadına bakalım hemen. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Önce kuzu dolmasından başlayalım. Geçen herkese teşekkür ediyoruz efendim. Ellerinize sağlık, yüreğinize sağlık. Ustalarımıza teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Haftaya farklı bir ilimizde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Size bir Çorum türküsü daha armağan ediyoruz. Irgat böreğine devam ediyoruz.
Dibini borcu tuttu da al fistanlım gaytanlım. Dibini borcu tuttu da al fistanlım gaytanlım. Bizde bir yar sevmeyle ilvanlım, ilvanlım, ilvanlım aman aman. Köyü bir sancı tuttu da al fistanlım gaytanlım. Köyü bir sancı tuttu da al fistanlım gaytanlım.